Evet, bir telefonu arıyoruz. Hemen arayalım. Bakalım benim telefonum olduğunu iddia eden bir sahtekar ne diyecek? Sitesi de bu. Siparişi verelim bakalım. Bekliyoruz şimdi heyecanla. Bol bol müzik dinletiyor. Muhtemelen televizyonu da izliyorlar. Bir numaralar çeviriyorlar. Dur bakalım ne olacak? Sayın savcım, şurada bir internet sitesi var. Bakın suç duyurusunda bulunuyorum. www.drmercoskun diye kurulmuş. Siparisim.com. Benimle bir ilgisi var mı? Hiçbir alakası yok. Alo. Alo de. Müzik dinletmeye devam ediyor. Dere Ömer Coskun siparisim.com. Benim değil. Bize ait değil. Kurumumuzla ilgisi yok. Sahteci. Dolandırıcı. Kaç kişiyi dolandırıyor? Sonra biz muhatap oluyoruz. Dolandırılan insanlar arıyor. Bize ürün geldi diyor. İsminizi, soy isminizi söyleyin diyoruz. Bakıyoruz kayıtlara, öyle biri yok. Öyle biri bizden sipariş vermemiş. Ama aldanıyor insanlar. Benim resmimi koymuş. Benim ismimi koymuş. Adeta bir tıp doktorunun diplomasını koymuş oraya. Kesinlikle. Tıp doktorunun haberi olmadan iş çeviriyor. Sürekli müzik ve kapatıyor. O biliyor onu. O görüyor. Şu anki canlı yayını da izliyor. Sayın savcım, suç duyurusunda bulunuyorum. Allah rızası için rica ediyoruz. Bakın aynı sahtekar bir başka site daha kurmuş. panaxomercoskun.com diye. Ve numara da aynı. 0212 621 2199. Ne yapayım şimdi ben? Ya bana bir akıl verin. Allah rızası için. Adana iki nola ağır cezada yargılanan benim. Bilmem neredeki ağır cezada, asliye cezada yargılanan benim. Hiç haberim yok. Bu sahtekarlar ürün satıyor. İnsanlar mağdur oluyor. Sonra gel bakalım diyor. Mahkemeler beni çağırıyor. Bu mudur yani? Bu kadar rahat benim resmimi, ya şahsımın resmini nasıl koyabilirler ya? Merak ediyorum yani. Gerçekten merak ediyorum. Şimdi bu ben miyim arkadaş burada? Ben miyim? Evet, benim resmim. Belki 12 sene önce çektirdiğim bir resmi buraya koymuş. Ondan sonra küçük lütfen orijinal haline getir. Evet. Ne diyor? Bir resim daha koymuş. Destek ve sipariş attığımız diyor. 0212 621 2199. Benimle hiç alakası yok. Deşifre ediyorum. Suç duyurusunda bulunuyorum. Üzülüyorum. İnsanlar dolandırılıyor. Allah rızası için yardımcı olun. %100 orijinal bitkisel ürünlermiş. Nereden bileceğiz? Yazmış şuraya. 4 kutu Formen. Yazmış buraya. 4 kutu Panax, 1 kutu Tansarp. Ya insanlar nereden bilsin yani? Nereden bilsin? Siparişi veriyor. Ondan sonra da ne üdüğü belirsiz ürünler gidiyor kapısına. Ondan sonra yandı gülüm keten elba. Gel bakalım Ömer Coşkun,
İzmir'e. Gel bakalım Ömer Coşkun Samsun'a. Gel bakalım Ömer Coşkun Amasya'ya. Olur gelin. Gelin. Emredersiniz. Sayın savcım. Allah rızası için bir çözüm bulun. Açmıyor değil mi? Seyrediyor çünkü canlı yayını. Bu siteler, bakın panaxomercoskun.com benim değil. Az önceki dromercoskunsiparisim.com benim değil. Çağrı merkezi kurmuş, devletten rica ediyorum. Yetkililerden rica ediyorum. Herhalde Ulaştırma Bakanlığı bu çağrı merkezi kimin üstüne, şu an nerede telefona bakıyor? Herhalde bulur. Bizim cep telefonumuz belli. Söyleyelim o cep telefonunu açık. Numarasını biliyorsan bizimkini. Bizimkini. Bugün sıfır, hangi telefondan sıfır. Aradık biz? Evet, onu. Kaderin numarası, kader. Kaderin. Söyle. Şirket hattından aradık. Resmi bir hattan aradık yani bu evet. Kurumun resmi hattından bu sahtekarı aradık, açmıyor. Evet. Öbür sahtekarı aradık. Şahıs aynı. Çünkü ses aynı, ton aynı. Önce İsmail Kaya dedi. Sonra açtığımızda Metin dedi. Diyor ki erken boşalma var, kesip atsın o zaman diyor. Terbiyesizliğe bak. Kim bilir kaç insanı bu şekilde kafasını karıştırıyor. Sonra bana kim besliyor insanlar? Hınç besliyor. Ben sokakta rahat dolaşamam o zaman. Alnım açık dolaşamam. Devletin bir an önce şu sahtekarlığı durdurması lazım. Devlet neyi durduruyor? Gir bizim siteye. dromercoskun.com'a gir. Devletin durdurduğu bu. Bu. İşte buyurun. Ulaşmaya çalıştığımız internet sitesi Ankara'dan. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 12.02.2016 tarihli 2016 Taksim 18.876 ve sayılı kararı ile erişime engellenmiştir. Benim ne işim var Türkiye İlaç Kurumu ile ya? Ben ilaç mı satıyorum? Hayır. Tıbbi cihaz kurumu muyum ben? Ne alakası var? Ne alakası var bu kurumla internet sistemin? Bir açıklaması vardır elbet. Peki bu kapalı. dromercoskunsiparisim.com niye açık? Benim değil. İyi güzel. Gerçekten konuşacak çok şeyim var ama kısa bir ara veriyoruz. Allah rızası için siz de bize yardım edin. Kısa bir ara, az sonra birlikteyiz.